Evrim Kırmızıtaş Başaran ile Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle herkesin geçmiş bayramını kutluyorum ve yeni bir haftaya değerli konuğumla başlamak istiyorum. Karmar Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkanı sevgili Emrullah Yedi Kardeş programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Evrim Hanım. Teşekkür ediyoruz. Evet güzel bir yayın olacak inşallah. 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 Gündemimiz yine yoğun Emrullah Beyciğim. Konuşacağımız çok fazla konularımız var. Ben hemen bu konuda en fazla merak edilen konuyla başlamak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Kahramanmaraş deprem felaketinden sonrası, bu büyük deprem felaketi sonrasında hem de seçim heyecanda yaklaşırken Sayın Cumhurbaşkanımızın kısa bir süre önce açıklamış olduğu kentsel dönüşüm yeniden atağa geçirecek teşvikleri gündemimize taşıdı. Evet. Yani özellikle bu teşvik konusu insanların gündem konusu ve bu projeden en fazla kimler ya da hangi bölgeler etkilenecekleri diyerek konumuza başlayabiliriz. Tabii. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şimdi kentsel dönüşüm hususu ülkemiz için çok önemli bir konu. Özellikle 1999 depremi, İstanbul depremi ve işte Gölcük tarafında gerçekleşen depremden sonra özellikle İstanbul'da yaşayan insanları tedirgin eden bir konu haline geldi. Ve hükümetimiz de o noktadan itibaren dönüşümle alakalı çeşitli yasalar çıkartılarak 6306 sayılı kanunu çıkartarak da kentsel dönüşümü teşvik etmeye dayalı bir sistem oluşturdu. Tabi bu sistemle beraber de çeşitli sorunları bir çeşitli sorunların da beraberinde hı hı. getirme durumunda oldu. Şimdi kentsel dönüşümü tatbik ettiğimiz zaman hangi sorunlarla ortaya karşı karşıya kalıyoruz? Bir finansal problem, iki insanların uzlaşı problemi. Şimdi şu anda hükümetimizin açıklamış olduğu bu kentsel dönüşüm destek paketiyle finansal problemi büyük oranda aşmış olacağız. Hı hı. Çünkü insanlarımız müteahhitlerle anlaşmaya çalışırken mümkün olduğu kadar cebinden bir şey çıkmadan imkanı dahilinde yeni konutuna kavuşmaya gayret gösteriyordu. Ancak insanların bulunduğu durum evlerini yenilemeye de müsaade etmemiş olabilir. Bundan dolayı da kangren haline gelmiş bir durum söz konusuydu. Şu anda Cumhurbaşkanımızın da açıklamış olduğu bir e, kentsel dönüşüm paketiyle de 1 milyon 250 bin liraya kadar vatandaşımıza kredi imkanı sağlıyor. Kentsel dönüşüm yapılacak dairenin, Toplam bedelin yarısını devlet birebir hibe ediyor. Muazzam bir şey. Müthiş bir destek. Yani yesek. daha daha önceden müteahhitlerle oturulup konuşulan hususların birçoğu artık rafa kaldırılmış olacak. Doğru. Çünkü daha önceden şöyle şeyler konuşuluyordu. 120 metrekare daireniz var. İşte kentsel dönüşüm yapabilmemiz için 120 metrekarelik daireniz belki 60 metrekareye düşürmemiz gerekiyor. Hı hı. Belki üstüne bedel ödemeniz gerekiyor bir, gibi bir durum söz konusuydu. Tabi Tabii bu vesileyle bu durumların hepsi rafa kaldırılıp tamamen artık böyle hızlı yüksek hızlı tren gibi inşallah kentsel dönüşümün önü açılmış olacak. Ayrıca yarısını karşılıyor, geri kalan yarısını ne yapacağız diye bir evet. soru önümüze çıkıyor. Kesinlikle öyle. Tabii geri kalan yarısını ne yapacağız? Geri kalan yarısını da 0.74 kredi oranıyla 10 yıl vadeyle hükümetimiz vatandaşımıza tabiri caizse ikinci bir hibe yapıyor. Kesinlikle. Yani 0.74 on... çok iyi bir rakam. Tabii. Yani zaten şöyle bir durum var. Orana takılmaksızın bankalardan bugün Kredi almaya çalışırsanız, sıfır daire almak isterseniz 300 bin liraya kadar kredi çıkıyor. Oranı ne olursa olsun, isterseniz 2 deyin, 3 deyin, 5 deyin, oranı kenara kaldırıyorum. Zaten 1 milyon 250 bin liraya kadar kredi veriyor, artı 0.74, 10 seneye kadar. Dolayısıyla tam manasıyla finansal noktada bu iş çözülmüş gibi gözüküyor. Tabii diğer bir husus var, uzlaşıyla alakalı bir husus. Uzlaşı hususunda da tabi 6306 sayılı kanunda 2 bölü 3'lük uzlaşı şartı bulunuyor. Tabii 2 bölü 3'lük uzlaşı şartı sahada tam tatbik edilip edilmemesi de söz konusu. Burada da kamu eğer kamulaştırma marifetiyle bu işi hızlandırırsa bu sorun ümit ediyorum ki kökten çözülmüş olacaktır. Tabi buradan kimler faydalanacak diye sordunuz. Evet evet zaten soracağım. Şimdi siz 3'te 2 oranından bahsettiniz. Hep e, şu anda gündemde e, bununla ilgili yönetmenliğin girip girmemesi gündem konusuydu. Evet. 50 artı 1. Yani aslında baktığınızda 3'te 2 oranı mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Çünkü e, dediğiniz gibi deprem felaketi ve bu gerçekten sonra artık o oran çok yüksek gelmeye başladı. Evet. Yani bir kişi bile ben e, bu deprem yönetmeni uygun değil ve ben burada yaşamak istemiyorum dediğinde hak sahibi olmalı. Doğru. Çünkü e, onun cahilli diğerlerinin e, maalesef ki geleceğini veya işte canını ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla can mı mal mı dediğimizde can her zaman ön planda. Evrim çok isabetli bir noktaya değindiniz. 2 bölü 3 oranını revizasyonu ile alakalı. Şimdi şöyle bir durum var. Yani Birçok gayrimenkulü olan insan var. Doğru. Şimdi hali hazırda bir apartmanda yaşayan 10 tane daire düşünelim. Evet. Bu 10 dairenin 5'i hali hazırda orada yaşıyor. Geri kalan 5 tanesi de yatırımcı. Evet. Kiraya vermiş. Evet. Yani o binanın yıkılıp yıkılmaması, sağlam olup olmaması birebir hayatını etki etmiyor. Doğru. Dolayısıyla ne diyor? Kardeşim ben girmek istemiyorum. Vakti gelince dönüşür. Bravo. Umuru Heh. bile değil. Umurunda değil. Heh. Dolayısıyla 2 bölü 3'lük oranın 50 artı 1. Tarih evet. Yarısından fazlasını eğer mutabık kalınırsa dönüştürülme noktasında da önü açılırsa iş rahatlar gibi gözüküyor. Çünkü Kesinlikle. sakinler dönüşmek istiyor. Yatırımcı dönüşmek istemiyor. Umursamıyor bile. Aynen. Önemsemiyor. Dediğiniz doğru. Peki evet hakikaten de süreç nasıl işleyecek? Çünkü başvurular bu hafta çarşamba başlıyor. Yani 2 evet. gün sonra başlıyor. Süreç nasıl işleyecek Bey? Şimdi e, 26 Nisan'dan itibaren başvurular başlıyor. Hı hı. Ta ki 29 Mayıs'a kadar başvurular gerçekleştirilmiş olacak. Tabii şöyle bir şey var. E, bu aslında bütün deprem bölgelerini ilgilendirmekle beraber de... ...İstanbul özelinde çok önemli bir yer adlediyor. Ülkemiz namına. Yani İstanbul genelinde 1 milyon 160 bin tane yapı var. 1 milyon 160 bin yapı. Bunun %98 de %99 deprem öncesinde yapılmış. Maalesef. Yani yönetmeliğe uysa bile soru işaretlerini içerisinde barındıran bir yapı stoğumuz var. Doğru. Bir de yapılan araştırmalara göre de 400 bin yapının hasar alması öngörülüyor. Şimdi çarpıp böldüğünüz zaman takribi 6 milyon insanımız birebir bütün İstanbul ve Marmara bölgesi de dolaylı yoldan etkileneceği bir sıkıntıdan bahsediyor. Dolayısıyla bütün ülkemiz de etkilenmiş olacak. Yani İstanbul'un ve Marmara bölgesinin ek ekonomi noktasında gayri safi milli har gayri safi milli gelire oranla baktığınız zaman %30 İstanbul, %45 de Marmara bölgesinden bahsediyoruz. Yani herhangi bir sıkıntı da aslında biz buradaki bedelin daha fazlasını zaten birebir bire harcamış olacağız. Doğru. Şimdi 400 bin konut, 250 binde 400 bin yapı, 250 binde konut gibi tamam. bir oran var. Yani şöyle bir şey, İstanbul'un yapı stoğu da eski, Fatih bölgesinde 40 bin yaklaşık eski yapı stoğu var. İşte Üsküdar'da eski yapı stoğu var, Bağcılar'da eski yapı stoğu var. Çok. Yani İstanbul'un geneli eski. Geneli. Dolayısıyla şu anda da baktığımız zaman verilere mevcudun 4 katı yapı yenileme ile alakalı başvuruda bulunulması söz konusu. Dolayısıyla çok yoğun bir talep olacak. Bu talep nasıl oluyor? E-Devlet'ten giriyorsunuz. Çevre Bakanlığı'nın sistemine Güzel. oradan başvuruda bulunuyorsunuz. Başvuruyla beraber de Çevre Bakanlığı'nın yetkilileri Projenizi alıyor, bakıyor, binanızı inceliyor, karotlarını alıyor ve bir rapor hazırlıyor. Hı hı. Bu rapora göre de artık gönüllülük esasına göre bir protokol hazırlanıyor. Evet. Razıysanız o gireceğiniz sürece karşılıklı imzaları atıyorsunuz. Güzel. Daha sonra ruhsat aşamasına geçiyor ve iki sene içerisinde bu başvuru ve yıkım işlemiyle beraber iki sene içerisinde yeni konutunuzun size teslimatı öngörülüyor. Güzel. Yani dolayısıyla iki sene içerisinde e, ciddi bir dönüşüm gerçekleşecek bu süre zarfında ediyoruz. kira yardımı oluyor mu devletin Kira yardımı 3000 küsür liradan 5500 liraya kadar gibi bir yukarıda durumu var. İstanbul'da e, hatta 7000 TL olarak e, açıklandı. İşte Ankara, İzmir, Antalya 6000, diğer illerde 5000, 3000 evet. diye aslında bölge bölge ayrıldı. Bu arada arkadaşlarımız da yazmış bu yarısı bizden kampanyası sadece İstanbul'u ilgilendirmiyor. Aslında tabii, tabii. tüm Türkiye. Tabii. Sadece Maraş ve özellikle deprem felaketi buna bir vesile oldu. Bu süreç hızlandı. Ama baktığınız zaman orada da yani 10, 11 ili kapsayan deprem bölgesinde de çok ciddi bir kentsel dönüşüm tabii, başlayacak. Tabii tabii. tabii. Aslında baştan sona bir orada yeni şehirler inşa edilecek. Tabii ki. Yeni yerler inşa edilecek. Ama biz tabii ki şu anda mevcutta İstanbul'da yaşayanlar ve çok fazla nüfusu burada barındırdığı için bir an önce hep İstanbul'da masaya yatırıyoruz ve çok hızlı bir şekilde en azından can kaybı olmadan İstanbul'u kurtaralım derdindeyiz. Yani Evrim Hanım dediğiniz doğru bütün Türkiye'yi ilgilendiriyor ama İstanbul zaten kendi başına evet. bir devlet gibi. Evet. Bütün Türk, yani burada olabilecek bir sıkıntı bütün memleketi ilgilendirdiği için Aynen. aslında sorunların çözümü noktasında İstanbul'da lokomotif oluyor. Kesinlikle yani buradaki öyle. sorunun büyüklüğü bütün memleket hatında birçok şeyin düzelmesine de vesile olacak. Doğru, doğru. O yüzden de çok da önemli bir konu. Afete dirençli şehirler kurmak tüm bu hamlelerin esas amacı. İsterseniz afete dirençli şehir kavramını bir açıklayalım. Yani hakikaten de baktığınız zaman afete dirençli şehir kavramı çok tabii, sıra dışı bir kavram aslında. Tabii böyle bu kavramın esasen bütün ülke satında bütün şehirlerimizde, ilçelerimizde, köylerimizde yerleştirilmesi gereken bir kavram. Nasıl koruyucu sağlık ha? var? Mesela diş hekimi. Evet. Ne derler? Dişlerinizi fırçalayın derler. Çürüdüğü zaman Tamiratı olur ama eski dişiniz gibi olmaz. Ve Doğru. bunun maliyeti Sağlık Bakanlığı'na olsun ya da şahsınıza olsun maliyeti çok farklı. Bir dış fırçası, bir dış macunla halledebileceğiniz olayı çok ciddi maddi manevi sıkıntılara girerek maalesef onu çözmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında afete dirençli şehirler de böyle. Hı hı. Her manada dirençli olacak. Sadece deprem gerçeği yok. Bakın geçmişte Kastamonu'da ne yaşadık? Sel yaşadık. Evet. Artık iklim değişiyor. Urfa'da Fırta da yaşadık, Urfa'da geçen. yaşadık geçenlerde. Artık iklim değişiyor. Doğru. Fırtınalarla... Karşı karşıya kalacağız. İklim değişiyor, kuraklıkla karşı karşıya kalacağız. Yani hı hı. herhangi bir sıkıntı olduğu dönemde şehrin planlamasından başlayan, bakın yollarında başlayan, yollarımız bugün İstanbul'daki bütün yollarımız vakti zamanında ta kurulduğu günden bugüne düzgün yapılmış olsa ya da kente yönelik göçlerin ciddi manada geldiği dönemden itibaren yani iyi manada yapılmış olsa şehirlerimiz daha kolay dönüşür. Belki bu pakete de ihtiyaç kalmazdı. Yani kendi kendini dönüştürebilecek seviyeye gelirdi. Doğru. Şimdi dere yataklarındaki yapılaşmaları yıktık, yerine yaptık. Doğru değil. Ya yani da fay hattının üzerine. Ya da fay hattının üstüne yaptık. Doğru değil. Şimdi bununla alakalı da hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın açıkladığı ülke koruma kalkanı var. Ulusal koruma kalkanı. Evet o da benim ilgimi çekiyor. Şimdi onun içeriğini okuduğumuz zaman da aslında yıllardan beri söyleye geldiğimiz, her platformda söylediğimiz afete karşı dirençler, dirençli şehirleri oluşturalım arkadaş ortamında olsun, meslektaşlarımızda olsun. Bu hususları konuşuyoruz. Tabii hükümetimizin şu anda bunu genel ülke satına yayıp işte, ulusal korun, şehirleri koruma kalkanı oluşturması ve bilim adamları olsun ve her konunun uzmanıyla ilgili bununla araştırma istenilmesi çok değerli bir çalışma. Tabii ki. Yani, mesela bunun içerisinde ne var? İlgimi çekti, çok dikkatimi de çekti. Mesela insansız İnsan kurtarma araçları, insansız insan kurtarma Aa, araçları. Ah çok Neydi? enteresan. Çok ilginç. Çok ilginç. Ya bunda mesela paketin içerisine alınmış muazzam bir olay. İnsansız insan kurtarma, kurtarma araçları. Nasıl deprem felaketinde gördüğünüz kaz evet. altında kalmış. Maalesef. Maalesef canlı bir şahsında da girip kurtaramayacağı durumlar oluyor. E orada ne olacak? Aracı sokacaksınız, betonları, demirleri gerekli müdahaleleri yapacak, o canlı insanı da oradan çıkartmak marifetiyle de. Olayı kurtarmış olacak. Misalen bu. Doğru. Bütün memleket sahtındaki işte sulak alanlar, tarım arazileri ve vadiler rüzgar yoğunluğuna göre yapıların nasıl tepki vereceğini hı hı. hepsinin analizini çıkartılıp ona göre afet anında herhangi bir olumsuzluk meydana geldiği zaman nasıl müdahale edilirini de programının çıkartılması gerekiyor. Misalen bu depremde gördük. Sıkıntı oldu şehre girilemedi. Yani yollar kapandı ister istemez. Yani yapılacak da bir şey yok. Hı hı. O şekilde planlanmış ve binalar arasındaki mesafeleri bile konuşmamız gerekiyor. Katılıyorum. Ya bina yıkıldı, yandaki sağlam. Ya sağlam yapan adamın ne suçu var? Yandaki çürükse ne yapalım biz? Aynen öyle. Buna göre tekrar bir modellenme gerekiyor. Baştan sona masa yatırmamız gerekiyor. Belki imardaki yol genişlik standartlarını bir daha konuşmamız gerekiyor. Evet, kaldırım çekme mesafeleri, birçok şeyi kaldırım, mesafeleri, bir kaldırım genişliği. Hepsini baştan konuşmamız gerekiyor. Muhtemelen bu Ulusal Koruma Kalkanında bunların hepsi detaylı bir şekilde ben çözüleceği kanaatindeyim. Ama oturulup konuşulması gerekiyor. Yani böyle bir felaket tabii buna vesile oldu. Hı hı. Ben hızlı bir şekilde de hem bu kentsel dönüşüm paketleri olsun, hem ulusal koruma kalkanı olsun hızlı bir şekilde çözüleceği kanaatindeyim. Ümit Müthiş. ediyoruz. İnşallah. Ben de umutluyum bu konuda. Ee, kentsel dönüşüm evet bir çözüm. Ee, ama bir taraftan da inşaat anlamında, kentsel kentselleşme anlamında hala hatalar yapıldığından bahsediyorsunuz. Bu noktada yöneticilere de, dönüşüm yapmak isteyenlere de ne tür bir tespitler bulmak istersiniz? Tabii kentsel dönüşüm adı üstünde. Şehrin dönüşümü. Evet. Tabii bu kentsel dönüşüm yasası çıktığı andan itibaren yani amaçlanan o ulvi noktaya pek böyle ulaşamadık gibi. Doğru. Yani amaçlanan neydi? İşte binalar toplanacak, evet. ada bazında hareket edilecek, yollar genişleyecek, kaldırımlar genişleyecek, donatı alanları artacak evet. gibi bir aslında amaçla ortaya çıkıldı. Ancak tabii ülkemizin gerçekleri, vatandaşımızın yaklaşımı, finansal durum hepsini bir araya koyduğunuz zaman ortaya çıkan durum şu oldu. Binasal dönüşüm. Yani kentsel dönüşüm değil. Binasal dönüşüm olarak ortaya Hatta bazen ramsal dönüşüm. <laughs> yani ben binasal dönüşüm ha, Tamam öyle yapayım. diyelim. Tamam peki. Şimdi binasal dönüşüm yaptığınız zaman aslında mevcudu korumakla beraber, mevcut Doğru. insanları korumakla beraber aslında geleceğimizi de ipotek altına alıyoruz. Maalesef. Niye? Çünkü o yol aynı yol. Nüfus yoğunluğu yeri geliyor artıyor. Yani belediyelerimiz de haklı olarak insanları teşvik etmek amacıyla işte imarlarında belli artışlar yapıyor. Şehir neye göre tasarlanmış? Hata tasarlanmamış. İşte belli bir nüfusa göre donatılar konulmuş. E o donatı, yollar, kaldırımlar hiçbiri yeni gelecek nüfusu da kaldırmıyor. İşte bu aslında emsal artışı yapılan yerlerde bazen ciddi majör hata yapılmış oluyor. Evet. Çünkü ona göre işte dediğiniz gibi otoparkı yok, yeşil alanı yok, çocuk alanı yok, park yeri yok ve şehir felç oluyor. Aynen. Farkındaysanız İstanbul'da bazı yerlerde işte kat yüksekliği en fazla 4-5 katken mesela işte Acıbadem diyelim, işte Üsküdar veya belirli bölgelerde bir bakıyorsunuz 48 katlı binalar var. 55 katlı yerler belirli yerlerde. Çünkü çok daha farklı yerlerden bu konuda bir emsal artışına geçilmiş ve daha sonrasında da o bölgeler hep kilit olur. Evet. Çünkü e, şehir buna yetişemiyor. Yani dolayısıyla kentsel dönüşümü aslında çıkılan amaç noktasında yürütebilirsek Doğru. Memleket namına sadece deprem güvenliği değil, sağlık, yani zihin güvenliğimiz Doğru. de önemli. Tabii canım. Yola çıkıyoruz, evimize geliyoruz, park yeri bulamadıktan canım. sonra İnsan gerginleşiyor. Çocuğuna güler yüzle "Merhaba oğlum nasılsın?" ya da "Merhaba kızım nasılsın?" diyeceğine gergin bir şekilde evine giriyor. E bu da sağlıksız evet. bir çocuğun yetişmesine sebebiyet veriyor. Yani bu domino taşı gibi her şey birbirine etkiliyor. Doğru. Yani biz burada depremi konuşurken öbür tarafta sağlıksız yetiştirilen çocuklardan aslında bahsetmemiz gerekiyor. Doğru Niye? doğru. Çünkü şehir ortamı maalesef buna müsaade etmiyor. Evet. Aslında elimizde ya yani bu deprem vesilesiyle de, elimizde çok büyük fırsat var. Çok çok büyük. Niye? İnsanımızın psikolojisi de buna şu an hazır hale geldi. Hı hı. Yani ben bizatihi e, hem inşaat yapan hem de mimar olarak sahan, kentsel dönüşümle alakalı birçok toplantıya katıldım. Birçok toplantıya. Hı hı. Dön kendi arsa sahibi olduğumuz yerlerde dahi gelin arkadaşlar dönüştürelim burayı ya. Dediğimiz yerler oldu. Maalesef insanımızın yaklaşımı yani ne koparabilirim yaklaşımı hiç doğru değil. Adamın finansal durumu var. Dönüştürebilir. Her her türlü kabiliyet var. Hı, Emsalden başmıyor. yana sıkıntı yok. Bakıyor diyor ki kaç daire çıkıyor? Gayet şeffaf da konuşuyoruz. Bak diyor senin yerin 300 metre kadar. Evet. Çarp emsalle Ne kadar istiyorsan o kadar müteahhite ver. Hiçbir oran da yok. Ne istiyorsan ya. onu ver. Adamın emsalde çıkan iki daire dairesi var. 3 tane dairesi var. Adam diyor ki ben 5 daire istiyorum. Mümkün ya değil. böyle bir şey olabilir Mümkün mi? Mümkün yani değil. müteahhit dese ki arkadaş ben hayır işlemek istiyorum. Sana oldum binanı yeniden yap. Onu bile kabul etmiyor <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Mümkün değil. Ama çok güzel dediniz. Yani aslında müteahhit orada e bir de 3 milyon liralık evi bittikten sonra oluyor 13 milyon TL. Bir de şimdi, düşünün. Şimdi düşünseniz müteahhit gelip evini yeniliyor. Aynen öyle. Her şeyle baştan sona zaten bir değer katmış oluyor. Onu hiçbir şekilde görmüyor. Dediğiniz gibi 3 tane daire almak varken bir de üzerine iki katı istiyor. Ya benim yaşadığım örneklerden Heh, bahsedeyim. Buyurun. Diyoruz ki daha deprem olmadan evvel, 3-5 sene evvelki durumlarda mı? Ya diyoruz ki amcacığım ya da teyzecim ya da beyefendi. Ya bak dönüştürdüğümüz zaman işte çoluğun çocuğunla sağlıklı bina duruyor. sana ne diyor? Aa! Ya miyim? Sahada bu saha gerçeği. Maalesef. Sahanın gerçeği bu. Tabii. Şunu, ah. bunu niye anlattım? Şu an bu deprem vesilesiyle insanlarımızın psikolojisi de dönüşüme hazır. Hazır. Yani Doğru. şu kampanyaları binadan öte hani bakanlığımız mümkün olduğu kadarıyla böyle ada bazlı dönüştürüp yolları da genişletme imkanı olursa hatta ve hatta daha da iddialı bir şey söyleyeceğim. Emsal azaltmayla Şimdi Cumhurbaşkanımız açıkladı. Evet. An Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında iki tane yeni kent oluşturacağız. Hı hı. 500 bin nüfuslu. Evet. Sağ ve sola. Şimdi eğer ki emsalleri de düşürüp yoğunluğu da azaltabilirsek emin olun bugün İstanbul yani gelecek nesillerimiz, çocuklarımız, sorunlarımız bizi rahmetle anacaklar. Ah, doğru söylüyorsunuz. Aslında yani geleceğe yatırım var. yapıyoruz. Şu an tam fırsatı. Tam. Hem hükümetimiz tam manasıyla gövdesini bu işin içine koydu. Vatandaşımız psikolojikmen hazır. Arsalarımız da var. Kuzey hattında devletin hazinenin arsaları Doğru. da var. Tam manasıyla taşınabilecek ve yani 10 sene, 5 sene, 10 sene içerisinde bütün sorunu kökten çözebileceğimiz bir noktadayız. Hem bizim milli güvenlik sorunumuz da çözülmüş olacak. Niye? Ya. Allah muhafaza bir şey olsa ülke dışarıdan müdahaleye açık bir hale gelir. Onları çözmüş olacağız. Olası bir afette insan kayıplarımızın önüne geçmiş olacağız. Sağlıklı insanlar yetiştireceğiz. Bir sürü saymakla bitmez bunun faydaları. Ama Doğru. zararı da bugün... Gördüğümüz gibi de yaşadığımız depremde o kadar. Beraberce ortada. yaşadık maalesef. Ya perişan olduk. zihnimiz Tüm dünya ağladı, gözyaşı döktü baktığınız zaman. Peki siz kentsel dönüşüm projelerine giriyor musunuz? Bir inşaat firmanız var. Ee, siz bu konuda az önce de örneklerden bahsettiniz. Ama bu konuda makul davranan veya e, sizin de el attığınız yerler var mı? Ya şöyle, demin bahsettiğim örnekler giriş, girişim çabalarımızdı. He. Çaba sarf ettik. Girdik konuştuk. Uzlaşı çok zor. Zor Bugün değil mi? Bugün kamudaki yöneticilerimiz de Allah yardımcısı olsun uzlaşı zor. Hani bu bahsettiğimiz şu anki psikolojiyle ve yap yapılan kampanyalarla beraber eğer bir şey hazır olursa Heh. biz müteahhit şirket olarak her şey hazır, uzlaşılar yapılmış, insanların beklentileri net, somutsa biz niye yapmayalım? Doğru. Yani Bizim için de bir yeni bir iş sahası olur ama insanları bir arada uzlaştırmak çok zor. Ee, özellikle kamunun bahsettiğimiz deminki örneklerde uzlaşıyı sağ sağlaştırıp yani müteahhitleri de açarsa böyle böyle hazır projelerimiz var. En iyi teklifi veren gelsin alsın derse ya muhtemelen bizim müteahhitlerimiz için de iyi bir iş alanı olmuş olur. İnsanlarımız için de iyi bir dönüşüm, hızlı bir şekilde dönüşüm fırsatı olur. Bütün paydaşlar da yani hem dönüşüm isteyen hem dönüştürecek olan hem de kamu paydaşları da hepsi elini altına taşın altına sokarsa i̇şte da kadar. her şey çok kolaylıkla çözülür. %100 katılıyorum size. Peki deprem yönetmelikleri e, binalarda istenilen standartları sizce karşılıyor mu Bey? Tabii bu yönetmelikleri birçok işinin uzmanı inşaat mühendisi, akademisyen. Hepsi oturup toplanıp toplantılar Geofizik yapıyorlar. Geofizik mühendisleri. Geofizik mühendisleri doğrusu. Evet, yönetmeniz evet yönetmeniz aynen. Hepsi toplanıp oturuyorlar. Tabii bir yönetmelik yazıyorlar. Şimdi her bir deneyim de yönetmeliğin güncellenmesine sebebiyet veriyor. Şimdi ne diyoruz? 99 öncesi sonrası ne demek? Yönetmelik değişti demek esasen. Doğru. Göl depremi yani deprem oldu da daha kaliteli inşaatlar yapıyoruz manasında değil. Yönetmelik değiştiği için mecburen zaten kaliteli inşaat yapmak durumunda kalıyor. Doğru. Şimdi 2007'de bir dönüşüm oldu. Evet. Şimdi de 2018'de dönüşen, 2019 Ocak ayında da yürürlüğe giren bir yönetmeliğimiz var. Hmm. Tabi yönetmeliğin farkı ne? Bu yönetmelik araç gibi düşünün. Şimdi araç alıyorsunuz. Aracın ABS'si var, kliması var ve her şeyi var donanımlı. Güvenli mi? Güvenli. Tamam. Ama 2023 model çıkmış. Diyor ki virajı alırken diyor yolun özelliklerini de dikkate alarak arabanın kaymasını engelliyor. Güzel. Yani 2018 yönetmenini de şöyle tanımlayabiliriz. Zemin parametrelerini birebir arsa özelinde projeyi tatbik ederek binayı tasarlattırıyor. Daha önceden bir değer alırdık. O değere göre genel geçer bir yani bölgenin bir değeri olurdu. O Doğru. değere göre tasarlanır. Artık arsaya özel. Bugün AFAD'ın sitesine giriyorsunuz. AFAD'ın sitesinde E-Devletinize giriyorsunuz. Noktasal olarak orada depremde karşılaşacağınız değeri, G değerini veriyor. G kuvveti var. Onun değerini ve ona göre tasarım yapıyorsunuz zaten. Dolayısıyla bu yeni yönetmenin en temel farkı zeminle binanın birebir ilişkilendirilmesi. Güzel. İşte yatay, düşey, eksenel kuvvetler noktasında da binayı biraz daha zorlayarak tasarlatıyor. Yani daha şiddetli bir şeyle karşılaştığınız zaman binanızın daha stabil olmasını sağlayacak şekilde tasarımı öngörüyor. Doğru. Ya bu şu manaya gelmiyor. Daha öncekiler kötüdür manasına gelmiyor. Daha daha güvenlikli bir hale gelmiş oldu bu yeni yönetmelikler. Daha güvenli hale geldi. Evet. Ee, peki kentsel dönüşüm hamlesiyle çok daha güvenilir binalar inşa edileceğine inanıyoruz. Yani bu hamleyle beraber aslında inancımız sonsuz. Çevre dostu binalar konusu aslında kentsel dönüşüme de mutlaka ilişkilendirilmeli. Bu konuda ne yapmayı planlıyorsunuz? veya Yapılanları nasıl eğerlerle Tabii, tabii yerler, şöyle dedik ya. Aslında yeni bir sayfa açıldı şu an. Yeni arada. bir sayfa. Hepimiz yani için. Şu an 11 ilde tabiri caizse baştan şehirler inşa ediliyor. Doğru. Baştan. Doğru. Bugün İstanbul'da 1,5 milyon konutun dönüşümünde bahsediyoruz. Doğru. 5 sene içerisinde. Yeni şehir kuruluyor. Tabii yeni bir şey yaparken de her şeyi istediğimiz gibi tasarlayabiliriz. Ne gibi? Ya bugün enerji verimsiz binalarla dolu aslında yapılarımız. Doğru. Enerji verimsiz. Şu an Çevre Bakanlığı'nın da hedefi tabiri caizse sıfır enerjili, sıfır enerji tüketen binalara doğru evriliyor süreç. Hı hı. Yani dış cephe yalıtımında 5 santim kullanılıyor, 7 santim. Ya da... Beton kalitesi. Beton kalitesinde keza aynı. Ya da güneş enerjisi. Şu an 5000 metrekareden fazla doğru. inşaat alana sahipseniz, 2023 Ocak ayında ruhsat aldıysanız, %5'ini güneş enerjisinden karşılamak zorundasınız. Süper. Yani bu kademeli olarak artırılarak gidecek. Geleceğe yatırım yapıyoruz geleceği şu anda. Hatta yeni bu dönüşüm sürecinde belki Çevre Bakanlığı'nın %5'li %10'la ile karşılasın demesi hmm. lazım. Yani bu parametre kat sayıları da dönüşümle beraber artırabilirler bence. Hani Doğru. Ona göre de artık müteahhitlerimiz ve vatandaşımız bir noktada katlanacak ama bunun karşılığını da süreç içerisinde alacak. Şimdi dediniz ya yeni yönetmelikler ve çok da içim açıldı ne kadar güzel. Peki sizce bunlar harfiyen uygulanıyor veya bu konuda e biliyorsunuz binlerce maalesef ki deprem felaketinde gördük bina yıkıldı. Tek sorumlu mu sizce müteahhit mi? Yani orada imzayı atan işte şeften tutunda, işte mimarı, jeofizik mühendisi, inşaat mühendisi baktığınız zaman sorumlu asla tek bir kişi aramak da bence yanlış. Ben bunu her zaman da söylüyorum. E, siz bu konuyu değerlendirdiniz dışarıdan bir e, müteahhit olarak ne dersiniz? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii deprem sürecinde televizyonlarda birçok yayını seyrettik. Herkesin eleştirisi tek bir noktaya odaklanmış bir şekilde ilerliyordu. Evet. Bence sorunun çözümünü istiyorsanız tek bir noktaya odaklanarak çözemezsiniz bunu. Yani o ekosistemi iyice bir değerlendirip anlamak gerekiyor. Doğru. Yani şimdi konunun uzmanı olmayan bir sürü şahıs çıkıyor. O ekosistemi bilmeden durumu değerlendiriyor. Yani Maalesef. baştan sona ne yapılıyor burada onu bir değerlendirin. Bunun muhatapları Heh. kim? Bir, en başta bir proje hazırlanıyor. Bu projede mimari, statik, elektrik, mekanik vesaire hani bizi ilgilendiren tarafı söyleyelim şu an statik bir proje hazırlanıyor. Evet. Bu proje yapı denetim firması tarafından denetleniyor. Olaylı. tabii denetleniyor o doğru. denetlendikten sonra belediye denetliyor. Evet. Ondan sonra gel yani denetlemesi gerekiyor diyeyim ya da Hı -hı. denetliyor demeyeyim. Hani olması gereken yönetim Evet. Daha sonra sahaya geliyor. Şantiye şefi var, yapı denetimde şantiye şefini denetliyor ve bir sürü mühendis arkadaşlarımız var orada. Bunlar hepsi birebir denetliyor. Karat örnekleri alınıyor. Betonda evet. dökülürken her beton, her bir betonda numune alınıyor. Bu numuneler laboratuvara gidiyor. Laboratuvarda olumsuz çıkış şantiye duruyor. Ta ki o betonun düzgün olduğundan emin olununcaya kadar. Hatta bütün o demirler örülürken kolonlar, döşemeler, perdeler, hep kirişler örülürken her birisinin resmi çekiliyor. Doğru bir şekilde imal edilmiş mi? Gönyeler doğru bir şekilde verilmiş mi? Hepsi normal koşullarda tek tek kontrol edilmesi gerekiyor. Hı hı. Tabiri caizse burada en alttaki usta ve demiri ören düz işçisine kadar herkes sorumlu. Herkes sorumlu. Ben herkes. aynı şey diyorum. Yani dediğiniz gibi çimentoyu döken işçiden tutun da, yani şimdi orada C30 betonlu kullanıldığını düşünen müteahhit, orada eğer e, betonu döken işçi burada bir şeyleri kaçırıyorsa veya içerisine su katıyorsa veya farklı bir şeyleri yapıyorsa, gözden kaçıyorsa o da sorumlu olmuş oluyor. Aynen o şekilde. Yani burada işini düzgün yapmak isteyen ya da yaptığını zanneden Yaptığını zanneden, doğru. Ya, yaptığını zanneden diyeyim. Çünkü orada usta suyu karıştırmışsa, gecenin bilmem bir vaktinde beton döküyorsunuz. Adam işim kolay bilsin, evime erken gideyim diye su karıştırmışsa artık bu işin... Yani, vicdani, da, boyutu. Ya, vicdani boyutu. Vicdani boyutu var. Aynen öyle Emrullah Bey. Ben size katılıyorum. Yani biz de şimdi ekip arkadaşlarımızla konuşurken, mühendis arkadaşlarımız olsun, usta arkadaşlarımız olsun, işçi arkadaşlarımız olsun. Herkesle konuşurken, ya diyoruz ki arkadaş bedenini biz ödüyoruz. Hı hı. şimdi Sizler de kontrol ediyorsunuz. Yapı denetim firma, hepiniz kontrol evet. yani burada bir doktor bir ameliyat yapar, bir şahsı ilgilendirir. Heh. Biz burada konut yapıyoruz, binlerce insan yaşayacak. Bravo. şükürler olsun bizim bugüne kadar yaptığımız, çalıştığımız insanlar olsun, bizim kontrollerimiz olsun. Yani biz devletin dışında kontrol üstüne kontrol yaptırıyoruz. Yani Kesinlikle Yani devletin bir kontrolü var. Biz de kendi içimizde iki kere kontrol ettiriyoruz. Her bir kolunumuzu, perdemizi ve her birisini fotoğraflattırıyoruz. Var mı bir aksilik yok mu diye. Yani artık yani biz de belli bir belli bir noktadan sonra iş yapılamaz <laughs> nokta. Artık her zerresine kadar kontrol edip ya yani zaten yapıyoruz. Evet. Ee, arkadaşlara da tembih ediyoruz. Yani hani gözden bir noktada hiçbir şey kaçmasın Kesinlikle vesaire Kesinlikle yani katılıyorum çünkü size. Çünkü her şey kanun da değil, yönetmelik de değil. Aynen bir öyle. Bir noktada vicdanla baş başasın. İnanılmaz güzel bir final oldu Emrullah Beyciğim. İlk defa bir konuma araya giremedim. Programımız bitti çünkü. <gülüyor> 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 Karmar Anonim Şirketi İcra Kurulu Başkanı sevgili Emrullah yedi kardeşe teşekkür ediyorum Gerçekten programımıza teşekkür katılımınız için. Haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi haftalar.